Merhaba sevgili Başaklar. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta başında 10 Kasım'da Akrep burcundaki Merkür artık düzeliyor. Bir süredir 3. evinizde retro hareketteydi. Üçüncü evdeki retro hareketi hem sizi zihinsel olarak biraz daha e, huzursuz etmiş olabilir. Geriye dönük düşünceler, kırgınlıklar, kuşkular, kuruntular e, zihinsel olarak sizi huzursuz ettiği gibi bu günlük ilişkilerinize de yansımış olabilir. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerinizle ilgili mevzular, e, bunun yanı sıra e, günlük hayatınızdaki gecikmeler, randevulardaki ertelemeler, iletişim cihazlarındaki sorunlar e, yaşam kalitenizi biraz zorlamış olabilir. Artık e, merkür düzeliyor. Günlük hayatınız biraz daha hızlanacak ve ilişkileriniz, iletişimleriniz daha iyi bir şekilde ilerleyebilecek. Sevgili Başaklar hafta içerisi 12 Kasım'da çok güzel bir görünüm var. Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter ve Akrep Burcu'ndaki Güneş arasında üçgen açı oluşacak. Bu yılın en verimli, en bereketli, en şanslı günlerinden biri olabilir sizin için de özellikle 3. E, evinizde ilerleyen güneş ve 11. evinizdeki yengeç arasındaki bir görünüm e, gelecekle ilgili projeleriniz adına yeni anlaşmalar, sözleşmeler gündeme getirebilir veya böyle projeleriniz varsa e, bu konularda girişimler yapmak için de bu uygun enerjiyi kullanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşlerinizle ilgili olumlu olaylar sizi de mutlu edebilir. Hayatınıza güzel seyahat fırsatları, eğitim fırsatları çıkabilir. E, medya, yayıncılık, internetle ilgili konularda e, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güneş Jüpiter üçgeni oldukça verimli ve destekleyici olacak e, siz Başaklar içinde. Hafta içerisinde 13 Kasım'da e, Neptün ileri harekete dönecek. Bir süredir Balık burcunda geri hareketteydi. E, sizin 12 e, karşıt evinizde şu anda e, Balık burcundaki Neptün ileri harekete dönmesiyle beraber ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda bazı belirsizlikler, bazı kararsızlıklar artık netleşebilir. Daha hızlı adımlar atabilirsiniz. Neptün'ün verdiği manevi duygular, yardım ve güçlü sezgilerle birlikte özellikle ilişkileriniz ve ortaklıklarınız, yakın arkadaşlıklarınızla ilgili konular sizin için daha keyifli olabilir. 14 Kasım ve 15 Kasım'da Venüs'ün gökyüzünde Plüton ve Uranüs ile yapacağı sert görünümler var. Bu birazcık para konularında, gelirler giderlerle ilgili konularda e, baskın yaratabilir. O konulara dikkat etmek gerekiyor. Ee, sevgili Başaklar, sizi birebir çok fazla etkileyecek bir görünüm olmayacaktır. Özellikle çok fazla riskli hareketlere karşı dikkat etmek gerekiyor. Ancak Jüpiter'in ve Güneş'in olumlu açısının etkisi devam ettiği için e, bu sert etkileşimini de belki daha kararlı davranmak adına kullanabilirsiniz. Maddi konularda, iş konularında daha kararlı davranabilirsiniz. E, Uzun vadeli adımlar atmak için de e, bu enerjiyi kullanabilirsiniz çünkü e, 15, 16 ve 17 Kasım'da da oluşacak gökyüzündeki e, toprak grubundaki olumlu etkileşimler ve 17 Kasım Boğa burcundaki dolunay beraber siz toprak grubu başaklar da gerçekten olumlu etkiler içerisinde olacaklar. Kendinizi daha güvenli, güçlü hissedebilir. Önünüz biraz daha net görebilirsiniz. Hem ilişkileriniz adına hem maddi konular adına güzel gelişmeler vaat ediyor. Evet sevgili başaklar günlük gelişmeleri izlemek, gün gün detaylarla ilgili bilgilenmek için de günlük burç videolarımızı izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.